babanız hiç silah olmadı mı? Öyle diyor da. Benim çocukluğumdan ben o evden evlenip gidinceye kadar ben silah görmedim Didem Hanım. Ama sonuçta o babanızla bir şekilde işte Duru yeteneğinden yararlanmak için, danışmak için giden kişi, Malatya'dan giden kişi oraya yaklaştığında 200 metre, 150 metre yaklaştığında oradan bir silah sesi duyuyor. Çünkü zaten veliler de söyledi. Hepimizin silahı vardır dedi. Bizde de dağda yaşıyoruz. Şimdi bu benim önüme geçti oğlum. Beni babama bu şekilde silah aldırmış olabilir. Silah o şekilde eve temin edilmiş olabilir. Bak babama... Yani onun da bir kurgu olduğunu söylüyorsun. Yani Murat'ın kendisine cinsel istismarda bulunmuş olabileceğini bir kurguyla anlatarak silah aldırmaya çalıştı babana diyorsun. Onu öne sürerek babama silah aldırmıştır. Bu bir. İkincisi, oraya giden bir kadın duvarda asık silahı gördüğünü söylüyor. Evet, başka görenler de var. Evet, ama var. Eşi müsaade etmiyormuş, konuşamıyorlar işte, bilmiyorum, bir sürü şeyler. Tam buraya konuşmuyorsa da gitsin savcılığa ifadesini i̇şte versin, biz de yani onu istiyoruz. Bulunsun. Biz de onu istiyoruz. Hani tamam, illa gelin buraya konuşun bize, hani burada şey yapalım, dağıtalım demiyoruz. Ama gitsinler savcılığa, bilenler, görenler, duyanlar, Allah rızası için ya. Bugün benim başımdaysa yarın da onların başında olacağını düşünmelerini istiyorum ben. Ya bugün siz bana susarsınız, yarın denk gelir bak. Artık burayı geçti böyle. Şimdi bizim muhabirimiz Ayşegül orada ve kameraman arkadaşımız Tamer orada. Ayşegül ve Tamer'in can güvenliği hem oradaki jandarma emniyeti hem de soruşturma savcısı Abdülbaki Yalçın'a ve Silifke Başsavcısı Tahir Özgenç'e emanet. Neden? Fotoğrafını ekranlara getirelim. Bizim ekibimiz hafta sonu gitti. Ondan sonra biz tarafsız yayın yapmak istiyoruz. Siz de madem öyle gelin kendinizi savunabilirsiniz diye bir Ömer'le görüşmek istedi. Çünkü Ömer üzerinden Rukiye'ye ulaşabilirdik. Şimdi gördüğünüz ekrandaki görüntü pazar günü çekildi. Pazar günü nerede çekildi? Gündüzler, Silifke Gündüzler Köyü'nde çekildi. Oradaki jandarma ekibi demiş ki Sayın Başsavcım, Sayın Soruşturma Savcım. Oradaki jandarma bizim ekibe demiş ki biz oraya gitmeye korkuyoruz. Ne? Evet. Jandarma. Evet. Ben her şeyi açıklamak istiyorum artık ama yeter gerçekten. Biz oraya gitmeye korkuyoruz. Siz nasıl, hangi cesaretle Ömer'in evine gittiniz diye ekibime soru sormuş. Gerçekten olacak iş değil. Biz ya Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Mersin'de bizim ilimiz, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Jandarma istediği her yere gider. Herkese de istediği soruyu sorabilir. Hukuki çerçeveler içerisinde. Ömer Yel'den bölgenin jandarma ekibi korkuyormuş. Ya sen çünkü şöyle Ömer'in evinde bizim ekip de gitmiş görmüş. Silahlar var, bilmem neler var. Bir sürü şey var. Pompalı, mompalı bir sürü şeyler varmış. Ömer ekibimize demiş ki bu da bir ihbar oldu aynı bu da zaman. Bir ihbar Sayın Soruşturma Savcısı ve Sayın Silifke Başsavcısı. Rukiye'nin sakladığı silah Ömer'in evinden de çıkabilir o zaman bu durumda. Aynen. Yani savcının demiş harekete ki, geçmesi şart. Ayşegül için bunu söyleyen de Ömer. Ayşegül bu kadar gezmesin. Onun da başına bir iş gelir. Böyle şey olabilir mi? Yani bu alenen ve açık bir şekilde tehdittir. Tehdit tabii ki. Ben de ihbarda bulunuyorum ve kendisinden şikayetçiyim. Bununla ilgili tanıklarım da var. Aynen şu ifadeyi kullanmış. Ayşegül bu kadar gezmesin, onun da başına bir iş gelir. Ömer bunu hangi sıfatla söylüyor? Rukiye'nin nesi oluyor? Bakın yayına çıktığında, biz Ömer ekranlara çıktığında... Ona sadece yani işte ben bu cinayeti aydınlatırım. 5-6 tane cinayetim var deyip ahkam kesmişti ya. O ekranlara izleyin lütfen. Swap'la ilgili ne söyledi? Nasıl affedersiniz özür dilerim tırnak içinde ne o ifadeyi kullanmayayım ya. Kıvırdı. Ki, ya sonra Uçuk diyor ki Didem doğru düzgün konuşsun. Ben ya Türkçe şeylere dikkat etsin. Yan çizdi diyelim. Yan çizdi olur mu? Yan çizdi. Ondan sonra bir ekranlara gelsin bakın neler söyledi. Ömer Bey silahın yerini Rukiye biliyor. Hatta Rukiye oraya dönüp silahın yerini de ben size gösterebilirim demişti. Sizin telkinlerinize geri geldi, döndü oraya. Siz de ben cinayeti çözerim diyorsunuz ya. Sordunuz mu silah nerede diye Rukiye'ye? Hayır, ben silah sormadım. Sadece ben Rukiye'nin orada sahipsiz olup her gün bir kadın cinayeti, her gün bir kadın cinayeti. Biz de bir çevremiz olarak sahip çıkmaya çalıştık. Suç mu bu ya? Tabii ki suç değil ama hangi sıfatla sahip çıktınız? Akrabam oldu onun için. Akrabanız mı oluyor? Evet, biz Edirne'den Van'a, Konya'dan Kars'a, Jüpiter'den Mars'a her yerde varız. Sizin evleneceğini duyduk vallahi. Sizin bir arkadaşınız aradı bizi.
Siz benimle evleneceğine emin misiniz? Ben değilim, ben nereden bileyim? Soru soruyorum zaten, muhatabım sizsiniz. Bunun yaratı sizde. Ben size burada gelen ekibi kırmamak için iki kelime bir şey konuşayım dedim. Sizi de kırmayayım. İleride boğazım iyi değil, ben hastayım diyorum bak. Hı. Doğru bir söz. Doğru. Çok haklısın ondan. Zaten abi Sigil eğer sahip çıkabilseydi ailesi, bak sahip çıkabilseydi, yardımcı olsaydı, ne bu kadının başına bu haller gelirdi, ne bu olurdu. Aynı fikirdeyim tamam sizinle. Ömer Bey bakın ben işin sadedine konuşalım da. Şimdi siz bana dediniz ki bu cinayet çözülebilir. Eğer üçü böyle sırt sırta yani evet, çocuklarıyla evet, çocuklarıyla. Ama bakın Allah'ınızı seversiniz. Siz şeyde galiba Foça'da sat komandosu muydunuz? Komandoymuşsunuz bildiğim kadarıyla. Doğru mu biliyorum bilmiyorum ama. Evet, komando evet, olduğunuzu evet, söylüyorsunuz. Doğru. Ben İzmir Foça'da yaptım. Komando olarak yapmışsınız. Dolayısıyla evet, siz yani silah kullanmasını bilen, barut izi olduğunu, insan vücuduna nasıl o barutun bulaşabileceğini bilen tecrübeli bir insansınız. Şimdi bana söyler misiniz? Evet. İçeride biz otopsi raporları da ortada. Bir dakika. Ömer Bey sorumu bitireyim. Lütfen sorumu bitireyim. Bakın orada alnının ortasına silah dayanarak kocasının öldürüldüğünü kabul ediyor. Üzerinde hiçbir kan lekesi olmadığını söylüyor. Size rica ediyorum, o swap izini bana nasıl açıklıyorsunuz? Bana rica etme, ben olay yeri inceleme ekibi değilim. Benim öyle bir yetkim de yok, karar verme selahiyetim de yok. Benim bazı bildiğim bilgileri aydınlatmak için emniyetin, bilmem emniyet güçlerinin bildiğim bir şey varsa bunu anlatma yetkim var. Benim başka bir yetkim yok. Peki SWAP'a kaçamak yanıt veriyorsunuz. SWAP meselesine, barut izi meselesine kaçamak yanıt veriyorsunuz. Peki ben size o zaman net bir soru sorayım. Açık bir net soru sorayım. Sizce Rukiye cinayeti işlemiş midir, işlememiş midir? Zaten Rukiye cinayeti işlediğine benim kalbim kanaat getirse benim kendi elimle teslim ederim emniyete. Ve o bilgiyi alırım, emniyete teslim ederim o kadını ben. Bunu da yapmazsan vicdansızın önde gidenisin yani. Birincisi iki talepte bu varmış. Birincisi Orhan Bey'den bir özür bekliyormuş. Hayatta çünkü, bilemem. Ya hayatta kesin. Sen kimse ki senden özür dileyeceğiz. Birincisi benim önce Orhan Bey'le ilgili olan durumu açıklayayım size. İşte tabii biz yaptığımız işte konuştuğumuz şeylerle ilgili, tanıklarla ilgili, onlarla ilgili bilgiler, haber kaynaklarımız var. Bilgiler alıyoruz. Ehliyetsiz olduğunu söylediğimiz için konuyla ne alakası var? Bunu nasıl açıkladı? Orhan Bey benden özür dilesin demiş. Orhan Bey sizden özür dilemez. Hayır. Birincisi ehliyetsiz neden dolaşıyorsun? Sen bu soruya yanıt varsa ver yani. Göstersin ehliyetini. Evet, varsa göster ehliyetini. Bu kadar ehliyetini. Konuşacağını göstersin ehliyetini. Ehliyetin var desin. Aynen. Biz de görelim. Evet. İkincisi demiş ki Rukiye'den özür dileyeceksiniz. Şimdi biz Rukiye'nin katil olduğunu söylemedik ama üzerindeki swap izlerini açıklayamıyoruz. Değil mi? Şimdi biz Rukiye'nin burada bir yargılama da yapmıyoruz ama Rukiye'nin masum olduğunu biz söyleyemeyiz. Sen neye dayanarak söylüyorsun? Abileri sahip çıkmadı diyorsun Ömer. Ömer, hangi sıfatla sen sahip çıkıyorsun? Ve alıyor Rukiye'yi, nereye götürmüş biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Ardahan'la Gürcistan arasındaki sınıra yakın bir yerde, o da çadırda kalıyormuş Rukiye. Pasaportunu da ayarlamış mı? Ömer, pasaportunu da ayarladı mı Rukiye'nin? Sayın savcım, bunları duyuyorsunuzdur inşallah. Evet, sayın savcım, Sayın Abdülbaki Yalçın, Sayın Tahir Özgenç. O zaman o sınırdan bir yere acaba Rukiye ve abisini kaçırıyor olabilirler mi? Ne olacak o zaman? Zavallı Yılmaz Kılınç'ın katili ya da katiller elini kolunu sallayarak mı gezecek? Emekler borçlar edecek. Böyle bir şey var mı ya? Dedi ki Ömer, şu anda bir şeyde Gürcistan'la Ardahan arasında bir çadırda kalıyormuş. Kaç kilometre Mersin'le Ardahan arasında? Niye saklıyorsun? Neden saklıyorsun? Bir şey biliyorsun ki saklıyorsun. Bak şöyle bir ihbar da geldi. Ömer bundan 5 yıl önce bir tane tek kırma ve bir tane de çift kırma tüfek yakalatmış. Tüfekler şu anda da incelemedeymiş. 5 yıl önce. Bakın 5 yıl önce bir tüfek yakalatmış. Cinayetten 6 yıl sonra falan. O zaman 5 yıl. O tüfek mi acaba? Bundan 5 yıl önce. Hı hı. Şu anki zamandan 5 yıl tamam, önce. Tamam. Babanıza, cinayette 10 yılını dolduracak Temmuz'da. Cinayetten de 5 yıl sonra olmuş oluyor. 5 yıl sonra. Tam 10 yılın ortasında. Ya demek ki Rukiye çok daha önceden tanışıyor. İşte onda emin olmak lazım.
Yürütler Derneği Başkanı değilsin. Onun erkek kardeşi değilsin. Aileden biri değilsin. Hiçbir sıfatın yok. İstihbaratçı değilsin. Hiçbir şeysin. Dedeler köyünde yaşayan, önüne gelene jandarmayı bile ahkam kesen bir sıradan bir insansın sen. Hangi sıfatla Rukiye'yi Ardahan Gürcistan sınırında bir çadırda ya da alıkoyuyorsun o zaman? Ya da abileri sana sattılar. Sana sattılar sorusunu ısrarla sormaya devam edeceğim kardeşim. Verdi karım.